Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köyler'si kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir değerli izleyicilerim. Sizlere de soracak olursanız bizlere de Allah çok şükür iyiyiz. Bugün annemle geçen fasulye topladım dedim arkadaşlar. Bugün şöyle bir onu da kıyayım dedim. Yiyeceğiz. Geçenki de kutup olmuş dediniz. Çatık atıma sereyim arkadaşlar. Çatık atımda kuzeyeceğiniz kurusun. Sizler ne yaptınız, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Dün video atamadım, değerli izleyicilerim, kusura bakmayın. Dün internet paketim bitmiş. Onu da akşamda çayından bağlandım arkadaşlar. Bugün yaptırdım çayı. Vallahi bir anda bitiriyor işte. Bitince de videomu atamıyor. İnternet paketleri de olabilecek de ucuz. Bugün de şöyle bir fasulye koydum arkadaşlar. Yeşil fasulye bitiyor. Annem bile gittim. Bahçesinden biraz domates, biber, yeşil fasulye. Kutur bitti, kurut da kışın geçsiniz dedi arkadaşlar. Zaten kimse de toplamıyor. Annem de rahatsız biliyorsunuz. Hani taze bahçeyle gidemiyor. Domatesle, biberle uğraşıyor da yeşil fasulyeye geldi mi toplamasını sevmiyor. Onu da ben de topladım dedim arkadaşlar kıyayım. Biliyorsunuz geçen biraz kuruttuydum. Onu kaldırdım. Bunu da sereyim. Bu da kurusun arkadaşlar. Kışın Allah nasip ederse ölmez de kalırsak yirik. Gelenimizle, gidenimizle. Bir canımız isteyebiliriz, kavururuk. Dar ihtiyacına düdüklüye koydum. Kendi kendine bitiyor. İçine üçte yumurta kazdım arkadaşlar. Vallahi ne olsa yeniliyor. Çoluk çocuk aramıyor. Ve Ramazan seviyor yeşil fasulyeyi. Kağıtı da kıyayım dedim aslında da. Şimdi de vazgeçtim. Şimdi de canım istemeyi tahtada kıymayı. Şöyle arkadaşlar. Dileyim, kıyayım bir şekilde. Nasıl olsa bütün her şeye gidiyor. Annemin bir kere soğanı vardı arkadaşlar, onu soktuk. Ondan sonra yeşil fasulye topladım, biber topladım, domates topladım. Gibi de geldim. Annemi düğme gittik arkadaşlar, evimizde toz biberimiz bitmiş. Şu kavanozda var da, o kavanozdaki acayip şekilde acı. Yani ne diyeyim size, makarnanın, mantının yüzüne güzel geliyor o da. Yemekte çocuklar yiyemezdi. Gittikten istemiyor. Çok güzel aldık dedik. Şimdi. Ondan sonra yumurta bitmiş. Yumurta aldık. Yumurtalar da iyi ucuz biliyorsunuz. Size neler yaptınız? Akşama neler düşürdünüz? Değerli izleyicilerim. Vallahi bugün bizde yeşil fasulye var, yoğurt var, turşu var. Onlarla konneksimizi kolleriz. Dünyamızda bitti bitecek. Altını da kapatsam fena olmaz. Çayın da aşağıya indi. Amcasının yanına. Amca yeni yanlaşıyorlar. Ramazan'da çarşıda. Yine bu olur bize arkadaşlar. Bayağı bir kavrumluk. Önceden de kuruttum. Bidonumu doldurursa yeter. Yine bir diğer toplarım. Çatı katında güzel kuruyor. İşler böyle canlar. Daha domatesini biberimi iyileştirmedim. Onları da artık bunları halledeyim. Çatakasına sereyim. Ondan sonra da domatesini biberimi iyileştireyim. Dolabıma dışarıda çürümesin. Dolapta ezik gibi ezilenleri de dileyim dışarıya. Başın üstüne sereyim arkadaşlar. Domates kurusu olsun.
Dolmalıklarım kurumuş, onları indirdim. Domatesim, aman pardon domates değil. Neydi? Biberimle basacağım. Kirpik gibi kurumuş arkadaşlar. Onları çarptık atına çiviye taktım. Orada biraz daha kurusun. İyice çekmesin. Gevresin. Ve şunu da ıslattım. İçine iki de yaprak çıkarın. Vallahi bal gibi güzel. Bir de arkadaşlar o gün ekmek kimin diye sormuşsunuz. O günkü ekmek abimin hanımına içtik. Yengeme. İki çuvalıydı. Sabahı da içtik. Ben sabahleyin geldim. Onlar 12'ye kadar da devam ettiler. Çünkü ben Ramazan Güzabı'nın bir şekilde ziyaret için geldim. Kahvaltını hem hazırladım. Ramazan Güzabı içe geçti. Bir de gitmedim ben zaten. Az değil. İnşallah beğenirsiniz bu dilimimi. Bunları da sereyim arkadaşlar kurulsun. Ondan sonra yavaş yavaş sizlere başlanacak. Turşulara, sosa, melemenliğe. Onları da sizlere inşallah Rabbim nasip ederse ayrı ayrı çekerim. Ben bu sene şey yapmayacağım fazla, melemen yapmayacağım. Bir 10-15 şişe yaparsam o da bize 150. Biberini annemden alırım. Yani annemden toplar gelirim. Domatesi pek iyi değil annemin. Onu da sizden alacağım arkadaşlar. Pazardan. Bir kasa domates alırsam hem melemenliğime yeter. Hem de sosuma yeterli. Sos yapacağım. Sos çok güzel gidiyor bizim evde. Kayıngil yumurtayla pişiriyor, yiyor. İyi oluyor. Bugün izleyicimin birisi aradı bununla atlama aradı arkadaşlar. Bayağı sohbet etti. Gerçekten ne kadar çok sevdiğim sayanım var. Hepsinden Allah razı olsun. WhatsApp'tan aradı sohbet etti. Sabah kahvaltımızı yaptıydık. Ramazan çarşıya gitti. Bayağı 20-25 dakika kadar konuştuk. Şunun ağzına kafa verelim mi? Evet. Getir kapıyı. Bitti herhalde. Hayat. 20 dakika. Aşağıda. Ne oluyor? Ne bileyim annen gülün yanına gidiyor. Şu kapağı açık mı? Yok. Çayın anahtarı açmış oldun dediğine. Öyle izleyicilerim. Bu bayağı uzun sürer arkadaşlar. Sizlere şöyle göstereyim. Ondan sonra videomuzu bununla bitirmeyelim. Sohbet güzel ama yani sürekli de bununla bitirirsek olmaz. Şöyle göstereyim sizlere canlar. Şöyle. Küçük değil gerçekten büyük ama küçük görünebilir. Az arkadaşlar bir de düdüklüye koydum. Akşama yemek olsun diye. 2 pişirim, 3 pişirim. Bize 3 pişirim. Kalabalık eve 2 pişirim anca gelir. Yani bunu ben bir halledeyim. Çatı katına sereyim. Çatı katında görüşürüz arkadaşlar.
Evet değerli takipçilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi kıydım, dilimledim. Şöyle uzun uzun. Şimdi ben bunu çatık altına sereyim arkadaşlar. Orada güzelce kurusun. Kuruduktan sonra da saklama koyayım. Kışın kavurur yerik. Şöyle bunları da kaldırayım arkadaşlar. Dünkü kovamı çalkaladım diyeceğim. Kayısımı da çalkaladım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir kovaya yakın kayısım olmuş. Bu da bizim kışımıza yeter. Şöyle. Yani bu sene kurutmalığına uğraşıyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 10 kilo yoğurt kovası. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeşil fasulyemiz. Bunun ağzını da kapatayım arkadaşlar. Bunu dışarıda odamıza götüreceğim. Ondan sonra bunu da yukarıya sereyim canlar. Kurusun orada. Şöyle sizlere domatesimizi mahannamızı diyeceğim. İyice şaşırdım. Mutfağımızda görüyorsunuz darma duman. Yemek koydum. Bulaşıklar birikti. Ondan sonra pişmenin başında hala yıkanmışlar. Yerine iyileşecek. Annem de ağzını sıkacağız bağlamış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu biberim. Allah bunun ağzını açmak hayal gibi bir şey. Böyle toplayayım canlar. Biraz sonra bunları güzelce yıkayım. Şimdi domateslerimiz. Annemin bahçesinin domateslerini size göstereyim arkadaşlar. Ben bu domatesleri çok seviyorum. Şunlara. Renk versin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Böylesi de var. Şöyle. Büyüğü de var. Ve şöyle küçüğü de var. Bunlar kahvaltılığa iyi oluyor arkadaşlar. Bunları şuraya alayım bir. Dolabımıza biraz sonra iyileştireyim. Önce bir elimi yıkayayım arkadaşlar. Bugün elim hep yeşil oldu. Kireklerini yatırdım annemin. Ondan sonra bir fasulyemize bakalım nasıl pişmiş. Ondan sonra da çatı katına çıkalım. Kayınşeyi yedik. Mahanna. Toplamadan gitmiş yavru Ceylan'ım benim. Ay, yemeğimizi de bakalım arkadaşlar nasıl pişmiş. Pişmediyse tekrardan kapatalım. Ona göre hareket yapalım. Düdüklüğe kapatıyor dedim arkadaşlar. Vallahi yine çok güzel pişmiş. Şöyle şurada kaşık. Güzel pişmiş arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Lambamızı yakalım. Fırınımızın. Şöyle lezzetli herhalde. Lezzetine de tadına da hiç bakmadım. Acıktık. Birazdan Ramazan gelsin arkadaşlar. Ondan sonra bunu da halledelim. Yiyelim, içelim. Yemeğimizi de yiyelim arkadaşlar. Ramazan gelir herhalde bugün önce sulayacak. Öyle su peşinde koşuyorlar. İnşallah su bulurlar da sularlar. Neyse arkadaşlar, ben bir şöyle mutfağımı toplayayım. Domatesimi, biberimi iyileştireyim. Size şöyle tertipli, düzenli bir şekilde mutfağımı bir çekeyim. İnanın ben bile rahatsız oldum bu mutfağın düzeninden. Evet değerli takipçilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi bulaşık makinesindekileri iyileştirdim. Masamın üstünü düzenledim. Şöyle, şöyle bir hap çantamla benim kol çantam kaldı. Onun içinde de biliyorsunuz benim haplarım var. Her gittiğim yere gitmek zorunda onlar. Şöyle burada da bir sofram kaldı. Burayı da böyle düzenledim. İyileştirdim arkadaşlar. Şimdi geriye kaldı fasulyemiz. Fasulyemizi de serelim canlar. Çatı katında görüşürüz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim. Bunu da buraya serdim. Görüyorsunuzdur inşallah. Evet canlar.
Dolmalıklarımı da dün eğer buraya getirdim. Yağmur yağıyordu arkadaşlar. Bunlar da kurumuş. Şöyle göstereyim sizlere. Patlıcanlar daha bir iyi kurumuş. Biberlerin çünkü daha biraz daha yumuşak. O yüzden patlıcanlar erken kuruduğu için, biber de geç kuruduğu için. Aziz Allah, Şefaati ya Resulullah. Akşam ezanımız okunuyor değerli izleyicilerim. İnelim size ezanı çektiği çekeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Biberim, fasulyemiz de orada kurusun. Aziz Allah, şefaati ya Resulullah, sen büyüksün yaradanım. Akşam ezanımız da okundu. Değerli takipçilerim, fasulyemi serdim. İşte sizlere de gösterdim canlar. Böyle arkadaşlar. Ve en önemlisi de annem bana Linda domatesten şöyle turşu vurmuş arkadaşlar Afra gelininden. İrken olursa yedi, temizlik, biber, domates, sarımsak. İçinde bir sirke eksik arkadaşlar. Sirkesini de yoğurmuş. Sen kat dedi. Artık bunu da şeye koyayım arkadaşlar. Ben dışarıdan daha odaya. Bunu da götüreyim. Şu kayısımızı da götüreyim. Vallahi bugün acayip derecede yoruldum. Annem bile soğan soktuk. Ondan sonra domates topladım. Biber topladım. Eve gelip şu bu diye nader. Şu an saat 7:30. İnanın daha hiç oturmuşluğum yok. Bir annem bile çay içtik. Komşu geldi. Komşu da tabii ki çıkmak istemeyince çekmedim. Annemi de çekemedim o yüzden. Öyle canlar. Bugün yani bayağı bir turladık, gezdik, dolaştık. Annemgil de sağa sol yaktık. Şimdi ne kaldı canlar geriye? Çamaşırlarım toplanacak. Çamaşırlarım toplandıktan sonra da makinede çamaşırlarımız var. Şahin'in İş elbiseleri, Şahin'in, Ramazan'ın, Duran'ın, onları sereyim. Ondan sonra da Şahin'in pantolonu var. Kısa devreye onu atacağım. O yıkansın. Ondan sonra da Ramazan gire telefon açayım. Gelsinler. Ramazan tarlaya gitti Şahin'in. Yemeklerini hazırlayayım. Yesinler. Ondan sonra sulamaya hep beraber mi giderek? Onlar gider. Biz mi kalırız Duran'ın evde? Tam olarak orasını bilmiyorum. İnşallah tarlaya gidersem orada sizlere çekim yaparım. Yarınki videomda paylaşırım. Gece videosu da pek güzel olmuyor ama Ramazan telefon tutuyor. Şahin telefon tutuyor. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışırım. Çekebilsem de kusura bakmayın artık. Böyle canlar. Neyse değerli takipçilerim. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Yarınki videomda görüşmek üzere.